Ya seni orada çekip vursalardı? Ben adamları çekip vuracaktım. Seni o yemeğe niye davet ettiler zannediyorsun? Kimse beni zorla alıkoymadı. Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümde büyük olay İskender'in gizli adamı Adem'in Halil İbrahim ve dostlarının arasına... Hızlıca girişi elbette bazı tehlikeleri beraberinde getirecek. Bugün bu videoda herkesin merak ettiklerini, özellikle de yorumlarda sizlerden aldığımız soruları elimizden gelene kadar cevaplamaya çalışırız. Her zamanki gibi uzun video olacak. Eda Nur ve Oğuz arasında bundan sonra neler olacak? Halil İbrahim ve Zeynep konusu ne olacak. Adem'in telefonla konuşurken yakalanmasını, Yavuz'un Halil İbrahim'le yapacağı kritik görüşmeyi ve daha birçok konuyu bu videomda açıklamaya çalışırım arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bu kısa hatırlatmadan sonra çok uzatmadan hemen analizimize geçelim. Son bölümde Edanur ve Oğuz Didem yüzünden tartıştılar. Didem hastanede Oğuz'un Halil İbrahim'e söylediği biz yıllardır bu plan için uğraşıyoruz cümlesini duyacak diyor. Duymaz bunu Eda Nur'a sordu. E, daha önce de Zeynep Öz'le ilgili Eda Nur'a buna benzer bir imada bulunmuştu. Biliyorsunuz Haliyle Eda Nur bu sefer Oğuz'dan iyice şüphelenmeye başladı. Bir şeyler sakladığını düşündü ve Oğuz'a sordu. İşte asıl mesele bundan sonra başlayacak. Çünkü Oğuz gerçekleri anlatmadı ve muhtemelen Oğuz Halil İbrahim'le bu konuları konuşacak. Eda Nur onları dinleyecek ve gerçekleri öğrenecek. Kandırıldığını düşünüp hem Oğuz'a hem de Halil İbrahim'e tavır alacak. Yani kısacası Oğuz'un Edanur'u ikna etmesi biraz zaman alabilir ve bu evlilik mevzusu uzun bir süre asiye alınabilir. Tabii ki de gönül ister ki bir an önce evlenip mutlu olsunlar ama şayet Edanur bunu dediğimiz gibi Oğuz'dan değil de kendisinden öğrenirse araya mesafe koyabilir. Sizler de bu konuda düşüncelerinizi Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu arada Adem ev halkından birine bir açık verebilir. Yani belki kaanla telefonda filan konuşurken Eda Nur veya başka birisi duyabilir. İşte şayet adam yakayı ele verirse kurtulmak için odadakileri, oradakileri birine silah çekebilir. Tabii ki de bu olasılık şu an için düşük bir ihtimal olabilir. Diğer yandan Halil İbrahim ve Zeynep şu an için barıştılar. Ancak düşman da devam edecek ve yeni oyularını devreye sokacaklar. İskender Zeynep mevzusundan kolay kolay vazgeçmeyecek ve o yüzden Zeynep'in önüne yine ailesini koyabilir. Yani İskender Zeynep'i anne ve abisi üzerinden yine köşeye sıkıştırabilir. Ama İskender'in bu tehdidi bu sefer işe yaramayacak. Çünkü artık Zeynep ve ailesi Halil İbrahim'in himayesinde olacak. Halil İbrahim İskender ve şerefi yine bir racon daha kesip Leto ailesine bulaşırsan beni karşında bulunursun diye mesaj verebilir. Açıkçası ben böyle düşünüyorum. Yani Zeynep'i artık yem olarak kullanmalarına kesinlikle izin vermeyecek. Fakat Zeynep için en büyük tehlike bence Didem. Çünkü Didem Zeynep'in Halil İbrahim aralarına girmesine asla kabullenmeyecek. Çünkü Zeynep'i ortadan kaldırmak için kanla bir anlaşma yapacak. Halil İbrahim'i satacak. Ancak Didem'in bilmediği bir şey var. Kaan'ın amacı Zeynep'i ortadan kaldırmak değil. Tam tersine onunla evlenip Lolar başına geçmek Lolar servetine sahip olmak. O yüzden diydim kana güvenmekle hata yapacak. Yavuz meselesine gelecek olursak orada durumlar değişebilir. Çünkü Halil İbrahim Fikret'e sen bir şey yapma, ben Yavuz'la konuşurum dedi. Dolayısıyla yeni bölümde muhtemelen Halil İbrahim Yavuz'la bir araya gelecek ve meseleyi çözmeye çalışacaklar. Ona İskender'in planlarından bahsedecek. Hatta Yavuz'a İskender'in amacı seni Fikret'e öldürtmek. Fikret'i hapse seni de mezara sokup Lolar başına geçmek diyecek. Belki bu konuşma Yavuz'u ikna edebilir. Ancak tabi ki de Yavuz Fikret'le uzlaşmayı İskender'le de şimdilik devam ediyormuş gibi yapacak. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için hemen kanalımıza abone olun ve aramıza katılın. Bir sonraki analizlerde tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.